Arayüz, sonuç ve başarı kriterleri değerlendirmesi yaparak sunumumu tamamlayacağım. Projemiz Android işletim sisteminde yazılacak sesli konferans programıdır. Burada genel olarak ilk versiyonu için çizdiğim bir şekildi bu. İlk versiyonda 4 oda 4 kullanıcılı çalışıyordu. Şu anda 10 oda 10 kullanıcılı çalışıyor bu versiyonunda. Kullanıcılar işte aşk odası, arkadaşlık odası, futbol odası, çeşitli konularda odalar seçip odalara bağlanıp içerideki kullanıcılarla görüşüyorlar. Uygulamamızın client tarafı Android işletim sisteminde olacak. Server tarafı PC üzerinde Windows işletim sisteminde yazıldı. Java diliyle yazıldılar. Uygulama özelleşmiş olarak Setup Box için geliştirildi. Vestel firmasının ürettiği Android işletim sistemine sahip cihaz için yazıldı bu uygulama. Uygulama temel olarak iki ana modülden oluşuyor. Hem client tarafı için hem server tarafı için. Server tarafını izah etmem gerekirse birinci modül bağlantı modülü. Bu bağlantı modülünde client tarafından gelecek istekleri server yorumlayıp client'a uygun cevapları paslıyor. Daha sonra paslanan cevaplara göre haberleşme modülüne geçiliyor. Haberleşme modülünde de 3 kategoriye ayrılıyor. Bu haberleşme özel girdileri alıyor. Bu özel girdiler bas konuş ya da kapat komutu. Kullanıcının girebileceği, yazılımcının yazdığı kodlar. Chat kısmı var. Yazılı chat olarak oda içerisindeki kullanıcılar birbirleriyle konuşabilecekler. Ve son haberleşme modülünün parçası da görüntü alışverişi. Bu görüntü alışverişi, onu ileride bahsedeyim. Görüntü alışverişinin detaylarını. Genel olarak client ve server arasındaki paket alışverişinin şeması görülmekte. Başta açılan 9999. porttan açılan bağlantıyla server dinlemeye başlıyor. Ve client'tan gelecek request'i bekliyor. Uygun formatta gelen request'i cevaplayıp bu cevabın içerisinde tabii bağlantı kurulacağı TCP ve UDP port numaralarını gönderiyor karşı tarafa. Aldığı TCP ve UDP portlarından client tekrar bağlantılar oluşturuyor karşı tarafa ve bu oluşturduğu bağlantılarda görüntü alışverişi için UDP bağlantısı ve RTP protokolünü kullanıyor. Chat için TCP, keza gene özel fonksiyonların girdileri için gene TCP bağlantısını kullanıyor. Daha sonra tabii bunlar için thread oluşturuyor kod, hepsini aynı anda dinleyebilmek için. Kullanıcıdan kapat komutu geldiği anda threadler sonlandırılıp portlar kapatılıyor. Client sonlanmış oluyor, server çalışmasına devam ediyor. Server'ın, şimdi projenin genelinden bahsettim bu dakikaya kadar. Bu dakikadan sonra benim modülüm olan server üzerinde daha çok konuşmaya çalışacağım. Server çalışmaya başladığı andan itibaren client'lardan dinleme yapıyor. Client'lardan gelecek oda numarası ve nickname'i içeren istekleri dinliyor. Uygun formatta veri gelmezse ya da seçilen odada bir doluluk varsa bunun geri bildirimini tekrar client'a gönderiyor. Ve client'tan tekrar oda numarası göndermesini ya da uygun formatta gelmeyen nickname'i değiştirmesini istiyor. Uygun formatta gelen request'i cevaplayıp port numaralarını paslıyor ve kendisi tekrar dinlemeye devam ediyor. Burada oluşturduğu prosesle client'ı eşleştiriyor. Bunun için tabii bir client sınıfı yazdım. Bu client sınıfı server tarafında yazılmış. Client'ın verilerini tutan sınıf. Bu obje client'ın port numaralarını işte tüm verilerini tutuyor. Bu obje prosesle eşleştirilip çalışmaya gönderiliyor ve ana proses tekrar dinlemesine devam ediyor. Gönderilen client'le eşleştirilen proses hemen bağlantı portlarını açıyor ve görüntü alışverişi, chat ve özel komutları dinlemeye başlıyor. Özel komutları dinleme kısmında da thread oluşturuluyor. 3 tane thread oluşturuluyor. İşte bir tanesi görüntü alışverişini dinliyor, bir tanesi chat durumunu dinliyor, bir tanesi de özel komutları dinliyor. Kullanacağım bas konuş komutu geldiği zaman bas konuş komutu kilitliyor. Aynı anda sadece bir kullanıcı bas konuş komutu verebilir. Burada telsiz mantığıyla çalışacak uygulama. Bir kullanıcıdan gelen bas konuş komutuyla beraber video streaming başlıyor. Anlık video iletimi başlıyor. Bas konuş komutu giren kullanıcının videosu stream şeklinde anlık videosu gönderilmeye başlanıyor. Bu süre zarfı içerisinde
chatleşebiliyor kullanıcılar. Bu problem yaratmıyor. Bunun amacı birisi konferans verirken diğer kullanıcıların aklında bir soru oluştuysa anlık sorularını direkt iletebiliyorlar konferans veren kişiye. Bas konuş ifadesi kapatıldığı zaman arkasından bas konuş ifadesini giren kişi konuşmaya başlıyor. Normal olarak bas konuş ifadesi girilmediği zaman kullanıcılar arasında sadece resim gönderiliyor. Şu anda belirlediğimiz 10 saniyede bir resim gönderilmesi. Bu da karşınızdaki kişiden o mudur, değil midir emin olmak için 10 saniyede bir resim verisi gönderiliyor. Bir video verisi gönderilmiyor yani. Sadece bas konuş geldiği zaman medya stream yapmaya başlıyor anlık. Özel komut olan kapat komutu geldiği zaman proses öldürülüyor ve gerekli boşaltmalar yapılıyor. İşte oda içerisinde boşaltma yapılıyor, odadaki sıra içerisinde boşaltma yapılıyor ve proses öldürülüyor. Ondan sonra client kapatılıyor. Diğer clientler için program tabii devam ediyor. Server tarafının arayüzü bu şekilde. Zamanı yayınladın değil mi abi? Gördüm hocam. Odanızı seçiyorsunuz. Aşk odası gene bahsettiğim gibi özel isimler verilmiş, arkadaşlık, o oda futbol. Ismi değil, onu değiştirin. Hocam, hocam o user stadıyla bulundu. He? User stadıyla bulundu. Olsun, niye de değiştirin. Buna benzer sitelerde ben, yani konu bulmakta açıkçası biraz sıkıntı çektim de hocam. İşte finans, spor vesaire falan yazmışlar. Alt başlıklarında gene o arkadaşlık, sadece bayanlar için, sadece erkekler için odalar var. Aslında programın son versiyonunda böyle bir kısıtlama olmayacak. Yani odalarda 10 kişi vesaire gibi bir şey olmayacak. Çünkü çok kullanıcıya hitap edecek. Profesyonel olarak düşünüyoruz biz bu yazılımı. Çok kullanıcıya hitap ettiği için bir sınırlama olmayacak. Ama şu anki versiyonda 10 kişilik boşlukları gösteriyor. Yanında ledler var. Boş olanlar yeşille diyemiyor. Bağlantı geldiği zaman nickname'i girip led kırmızıya çeviriliyor. Keza oda kişi sayısı da anlık gösteriliyor. Ben server tarafını yazmıştım. Server tarafını test edebilmek için kendim client tarafını da yazdım. Fakat projenin tamamından farklı olarak medya streaming yapmıyor. Sadece string gönderiyor. Bas konuş geldiği zaman bu stringi değiştirip gönderiyor. Chatleşmeyi gene yapıyor. Yani şu anda benim yazdığım client programı serverla tamamen haberleşiyor. Yapmadığı tek şey medya streaming yapmıyor. Bunu da server'ı denemek için yazdım. Keza onun da arayüzü var. Fakat onu buraya koymadım çünkü client tarafı benim değil. Ama test ederken hocalarıma göstereceğim onu. Şu anda sonuçtaki hata UDP portta bazen bazı clientler için bir tıkanma oluyor. Bunu sleep'le senkronizasyonunu sağlıyorum. Fakat sleep'i kaldırıp daha verimli bir yol bulmaya çalıştım. Onu bulamadım. Ancak sleep'le bir senkron sağlanabiliyor. Tabii bir de test eksikliği var. Ne yazık ki ben kendi bilgisayarımda en fazla 11 tane proses görebildim. Çünkü bilgisayarım ısınıyor. Hatta birkaç kere kapattı ısındığı için. Kodlarım falan ziyan oldu. Çok fazla kuvvetli bir makine olmadığı için iyi bir test yapılamadı tabii çok fazla kullanıcıyla. Onun için 11 kullanıcıdan fazlasında ne gibi tepkiler veriyor program bundan emin değilim. Tabii bir de medya stream yapan bir client olmadığı için projemizin asıl şeyini, asıl stream modülünü sağlıklı bir şekilde test edememiş bulunmaktayım. Keza bu başarı kriterlerini de etkiliyor. Projenin geneli için başarı kriteri yapmamız gerekirse projenin genelinde biz medya streaming yapan bir uygulama ortaya çıkaracağımızı söylemiştik. Şu anda ne yazık ki böyle bir uygulama yok. Çünkü medya streaming yapılamıyor. Client tarafından bir paketleme bu tarafa gelmiyor. Bu taraftan keza bu tarafa gelmediği için gönderilemiyor. İki kişi birbiriyle de mi yapalım? Sadece iki kişi birbiriyle de mi yapalım? Yani çok az sayıda kişi var ya. Hocam bu şeyle alakalı, ben bir modülü client tarafıydı. Client tarafında yazılması gerekiyordu bu paketleyip gönderme. Yani client'ten gelen paketli verileri server paslayacaktı. Oradan paketli veri gelmeyince ben kendim client modülünü, tabii onu paketleme yapmadım. Çünkü o iki kişilik bir proje olacak yani. Ben sadece bir string gönderiyorum. String'i alıp paslıyor server. Yani onun da testlerini yapabilmek için, server'ın testlerini yapabilmek için yazdım. Yukarıda zaten testlerini de göstereceğim. Server verimli bir şekilde paslıyor yani. Kişisel olarak başarı kriterlerini değerlendirmem gerekirse dediğim gibi yani bir şeyde problem oldu. UDP'de o problem yalnız dün akşam itibariyle çözdüm. Onun haricinde driver yazacağı söylenmişti. O aşamasına da geçemedik. Referanslarım bu şekilde. Genelde
arkadaşlarımızla beraber sipariş ettiğimiz bir Android kitapları vardı. Onlar üzerinden ilk çalışmalarımı gerçekleştirdim. Keza internet üzerinden de öyle. Protokol araştırmalarında Columbia Üniversitesi'nden bir makale yayınlanmış. Kendi yani bir araştırma görevlisi diyeceğim artık. Onun sitesinde de bununla alakalı veriler vardı. Onları okudum. Güzel veriler vardı. RTSF hakkında, RTP, RTCP hakkında. Orada başlıkları da bulunmakta zaten. Teşekkür ediyorum. Herhangi bir soru varsa cevaplamaya hazırız. Videonun sol protokoller ne için? Şimdi hocam, video gelmediği için RTSF kısmı şu anda comment. Ama sonuçta RTP kısmı diyeyim, RTSP Android'deki adı, RTP kısmı da sonuçta UDP socket üzerinde çalışıyor. Yani comment'leri açacağım sadece, protokol devreye girecek. Dolayısıyla hazır olarak gönderip almaya başlayacak. Yani fark eden şey olacak.